Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ümit Ateş. Yeşilçam filmleri nerede çekildi videolarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda Salak Milyoner filminin çekildiği yerleri sizlere göstermeye çalışacağım. 1974 yılı yapımı olan Salak Milyoner filminin yönetmeni Ertem Eğilmez olup senaryosu Sadık Şendil'e aittir. Filmde Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Adile Naşit, Meral Zeren, Perran Kutman, Oya Alasya, Hulusi Kentmen ve Alişen yer almıştır. Bu filmde Zeki Alasya Himmet, Metin Akpınar Hayret, Kemal Sunal Saffet, Halit Akçatepe ise Gayret karakterlerini canlandırmışlardır. Film için iki farklı afiş basılmıştır. Diğer afişte filmin ismi Milyoner Garibanlar olarak geçmektedir. Şimdi çekim yerlerini hep birlikte görüntülemeye gidelim. İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Beyazıt'ta Sahaflar Çarşısı'na geldik. Kardeşler altınları bulabilmek için Mehmet Çavuş'u aramaya koyulurlar. İşte bu görmüş olduğunuz Sahaflar Çarşısı kapısından içeri girerler. Amca, burası Beyazıt değil mi? Amca, burası Beyazıt değil mi? Evet oğlum. Tesadüfen tam da Mehmet Çavuş'un yanına gelirler. Biz Mehmet Çavuş'u arıyoruz. Benim. Ana! İşte filmde görmüş olduğumuz yerler buralarda çekilmiştir. Beyazıt'ta çekimlerimizi tamamladık. Şimdi hep birlikte farklı bir mekana doğru yola çıktık. Bakalım sıradaki mekan hangisi? Hep birlikte gidelim. İşte saat, işte taş, saatli taş. Ne kadar kolay yerdeymiş işaret. İşte saat, işte taş, saatli taş. Aha, ne kadar kolay yerdeymiş işaret. Başlayalım. Beşiktaş Dolmabahçe'deyiz. Dolmabahçe Camisi ile Dolmabahçe Saatli Taş'ın tam arasındayız. Salak Milyoner filminde kardeşler işaretin Dolmabahçe taşı olduğunu düşünürler ve hemen adım saymaya başlarlar. ...300 adım saydıktan sonra Beşiktaş İnönü Stadyumu'nun yani şimdiki adıyla Vodafone Arena'nın önüne gelirler. 300. Aha burası. Davran hayal. İşte tam bu noktada kazmaya başlarlar. Kazdıkları yerin çıktığı yeri hiçbirimiz unutamayız. 5 günlük kazı sonrası kazdıkları tünelin ucu stadyumdan çıkmıştır. Üstelik Fenerbahçe-Kayseri maçı sırasında Kayseri'nin yenildiğini görünce kardeşler yardım etmek için sahaya girerler. İşte o sahneler burada çekilmiştir. Çekimler maç öncesinde ve devre arasında yapılmıştır. Nasıl ağlamayalım? Pisi pisine 2 gol yedik Kosmer Bey. Saatli taş, ha nişan taş. Nişan taşındayız. Vali Konağı Caddesi ile Teşvikiye Caddesi'nin kesiştiği yerdeyiz. Kardeşler defineyi aramak için nişan
Yani işaret olarak aldıkları dikili taş burasıdır. İşte filmdeki sahneler burada çekilmiştir. Beşiktaş, Vişnezade sokaktayız. Taksim Gezi Parkı'nda Saffet haritasını vermek istemez. Benimki bende dursun, böyle bak. Koy onu buraya. Niye boyuyormuşum? Ver onu bana. Niye veriyorsun? Benim haritam, bırak beni. Ve bir anda harita ellerinden uçar. Ve bir arabanın lastiğine yapışır. Arabanın peşinden buraya kadar koşarlar. Harita tam da lastiğin altında kalır. İşte lastiği sökerek haritayı aldıkları yer burasıdır. Biz bu defineyi bulamayacağız. Baksana, Taksim'i bile ne kadar zor bulduk. Biz bu defineyi bulamayacağız. Niye lan? Baksana, Taksim'i bile ne kadar zor bulduk. Taksim'e geldik. Çekimlerimize bir gün sonra tekrar devam ediyoruz. Salak Milyoner filminde kardeşler defineyi bulmaları için önce saatli taşı bulmaları gerektiğine inandılar. Taksim meydanında bulunan Atatürk heykelinin önüne gelirler. Himmet abi Taksim meydanının altını üstüne getireceklerini söyler. Bana bakın, şimdi dağılacağız. Lıdım lıdım bu meydanın altını üstüne getirip saatli taşı bulacağız. İşte Salak Milyoner filminde kardeşlerin didik didik saatli taş aradıkları yer burasıdır. O güzel ve bizleri güldüren sahneler burada çekilmiştir. Beyoğlu, İstiklal Caddesi, Fransız Konsolosluğu'nun hemen önündeyiz. Gayret işte bu kapının girişindeki taşı dikili taş sanarak buldum diye bağırır ve abilerine seslenmeye başlar. Dikili taşı! İndim! Vurdum! Himmet ağa! Hayır ağa bey! Sattı! İşte geldik. Bizim fakirhane de burası. İşte geldik. Bizim fakirhane de burası. Yeşilköy'de Saadetli sokaktayız. Filmde her ne kadar Altunizade olarak geçse de çekimlerin yapıldığı ev Yeşilköy'dedir.
Aynı zamanda bu evde Mavi Boncuk filmi ve Gülen Gözler filmi de çekilmiştir. Gülen Gözler Nerede Çekildi videomuzu kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.